Hepinize merhabalar arkadaşlar. İmren'in dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde beyaz saçlara son diyoruz. Kızınızın kendi saç renginde çıkmasını sağlayacak çok etkili bir bakım hazırlayacağız. Hem de bu bakıma inanamayacaksınız. Gerçekten çok az malzeme ile evde alacağınız en güzel sonuçlardan bir tanesi olacak. Bununla birlikte sizler de beyazlamalardan anla kurtulup kendi doğal görünüşünüze dönerken boya derdinden bir anda kurtulacaksınız. Bu tarifi düzenli bir şekilde uyguladığınızda mucizeler yaratacak. Bu tarifi saçınıza sürüp sadece 4 dakika bile bekletmeniz yeterli oluyor. Evde yapacağınız %100 çalışacak harika tarifimizin hemen yapılışına geçmek istiyorum. Bu tarifimizde görmüş olduğunuz gibi şöyle bol miktarda sülfür kaynağı soğanlardan yararlanıyoruz. Soğanlar saç beyazlaması için gerçekten en güzel ürünlerden bir tanesi. içerisinde bulunan yüksek miktardaki sülfür sayesinde sizlerle arkadaşlar saç derinizde saçlarınızın beyazlamasını sağlayan o oksitlenmelerden kurtulabilirsiniz. Şöyle ben hızlı bir şekilde hemen soğanımın kabuklarını soyacağım öncelikle. Ben bu tarifim için minik soğanlar olduğundan dolayı 2 adet soğan kullanacağım. Ama sizler daha büyük boy soğan kullanacaksanız Bir soğan da yeterli olacaktır. Tabii ki de burada tarifi uygulayacağınız saçın miktarı da çok önemli. Eğer ki çok uzun saçlarınız varsa 1,5 saat bile kullanabilirsiniz. Ben burada kısa bir saça uygulayacağım için şöyle 2 adet küçük minik soğanları arkadaşlar hızlıca soydum. Şimdi hemen bunları bir yıkayalım. Bu soğanları arkadaşlar o kadar güzel bir şekilde hazırlayacağız ki tarifi uyguladıktan sonra pek çok insanın acaba koku yapar mı gibi ön yargılarını da ortadan kaldıracak Gerçekten bu tarifi uyguladıktan sonra zaten yıkama işleminde yapacağımız için saçınızda herhangi bir soğan kokusu kalmayacak. O yüzden bu tarifi arkadaşlar seve seve uygulayabilirsiniz. Ve de bu tarifi uygulayan herkes çok güzel geri sonuçlar aldı. Sizler de kendi doğal saç renginize geri kavuşmak istiyorsanız artık kimyasallardan bıktıysanız boyayla uğraşmak size can sıkıcı geliyorsa çünkü sürekli 15-20 günde bir saçını boyamak zorunda kalan pek çok kişi bana yazmış. O yüzden bu tarifi mutlaka evlerinizde kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü çok işe yarıyor. Her deneyinin Mutlaka sonuç aldığı %100 çalışan %100 verimli bir tarif oluyor. Ben şöyle hızlıca soğanlarımı rendenin en ince ile rendeliyorum. Daha güzel suyu çıksın. Çünkü soğanın içerisindeki bol enzimler bizim o saçlarımızdaki saç beyazlamasına sebep veren peroksidazı arkadaşlar ortadan kaldıracak. O yüzden şöyle bol bol suyu çıkacak gibi R'ninizin en ince tarafıyla hatta pervaser rendesiyle bunu rendeleyebilirsiniz. Ya da isteyen arkadaşlarım bilenleri mutfak robotu da kullanabilir. Gerçekten nasıl sizin kolayınıza geliyorsa. Çünkü bu tarz sahiplerinin sürdürülebilirliği çok önemli. O yüzden en pratik yöntemini siz kendiniz daha iyi bilirsiniz. Ve o şekilde uygularsanız tariflerin hem uygulaması sizlere daha kolay geldiği için daha süre uygulayabilir. Hem de arkadaşlar %100 verimi elde edebilirsiniz. Ben şöyle hızlıca çay süzgecimi aldım. Ve öncelikle soğanlarımı süzgece aktarıyorum. Soğanlarımızın o güzel suyu lazım bize dedik. Hızlı bir şekilde şimdi soğanlarımızın suyunu çıkartalım. Bu enzimlerle dolusu sizlerin saçlarına sadece renk vermiyor. Aynı zamanda parlaklık da veriyor. Eğer ki saç kıran bile varsa, saç dökülmeleri varsa bölgesel lokol olarak dökülen saçlarınızın durmasına yardımcı olacak. Şimdi hemen şöyle olabildiğince hızlı bir şekilde bastıra bastıra suyunu çıkartmak istiyorum ki gerçekten saçlarıma sürdüğümde ben bunun yarattığı etkiyi çok seviyorum. O yüzden arkadaşlar ne kadar çok suyunu çıkartırsanız o kadar daha iyi. Ee, dediğim gibi yine mutfak robotla oynan geçirirseniz belki daha bile çok suyunu çıkartabilirsiniz. Burada kesinlikle işlem sizin hazırlamanıza kalmış. Ben şöyle hemen süzgecin yağ tarafa aldım. Bizler için gerçekten altın değerinde bir su elde ettik. Şimdi bu suyu birazcık daha zenginleştirmek istiyorum. İlk olarak hemen C vitamini kaynağımız gelsin. C vitamini kaynağı bizim vücudumuzun gerçekten benzini gibi düşünebiliriz. Vücudumuzdaki pek çok metabolizmik olayları düzenlerken onların adım adım gerçekten eksiksiz kusursuz düzen içinde işlemesini sağlarken saçlarınızda da arkadaşlar hem parlaklık verecek hem saç enfeksiyonlarına karşı saçlarınızı korumuş olacak. O yüzden ben bu tarifi çok severek kullanıyorum çünkü saçımda da çok güzel bir hacimlendirme etkisi oluyor. Sizler de dönem dönem eğer ki saç beyazlama sorunuz yoksa bile bu tarifi uygulamanızı tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar öncelikle Burada bir diş macunu kullanacağız. Kullanmış olduğunuz diş macununun birazcık daha mentollü aramasını tercih ederseniz tabii ki de saçlarınızda daha güzel, daha bir ferahlık hissedeceksiniz. Ama birazcık hassasiyeti olan kişiler burada tabii ki de normal, içerisinde mentol oranı az olan diş macununu değerlendirebilirler. Ben şimdi hemen içerisine şöyle yüksek flor kaynağı olan diş macunumuzu da hızlıca ilave ediyorum ve diş macunun çözünene kadar bunu güzelce çırpacağız arkadaşlar. İyice karıştıralım. Burada diş macunu ne kadar çok çözünürse o kadar güzel bir sonuç elde ediyorsunuz. Çünkü saçınıza sürdüğünüzde hani hem topak topak kalmamış oluyor, hem saçınız tarafından güzel bir şekilde emilmesine yardımcı oluyor. Hem de saçınızdan tabii ki de çıkarırken çok daha kolaylıkla çıkmasını sağlayacak iyice ne çözdürdüğünüz takdirde. Saçlarınız çok ince telli diyorsanız burada arkadaşlar kullanmış olduğunuz diş macununun güzel bir etkisi de var. Saçlarınızın tellerinin gürleşmesine kalınlaşmasına da yardımcı oluyor. Şöyle ben bunu olabildiğince hızlı şekilde çırpacağım. İsteyenler varsa minik evlerinde çırpıcıları olanlar çırpıcıyla da bunu çırpabilirler. Ya da kahve çırpıcıları var onlar da rahatlık oluyor. Burada birazcık uğraşıp şöyle görmüş olduğunuz yoğunlukta çok güzel bir karışım elde ediyoruz ve bunu hemen arkadaşlar süzeceğiz çünkü bunu saçımıza sürdüğümüzde dediğim gibi topak olduğu zaman maalesef güzel olmuyor o yüzden şöyle bunu süzüp pürüzsüz bir kıvam elde ettiğinize emin olmanızı sizlere öneririm şöyle bir yandan bunu hızlıca süzüyorum Burada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Bu tarifi kullanmak için illa saçlarınızın beyaz gri olmasına gerek yok. 20'li yaşlarımdan itibaren ben bu tarifi kullanıyorum. Çünkü saçlarımın ee, biliyorsunuz 20 yaşlarda yavaş yavaş Önemli miktarında azalma olabilir. Bunlar da tabii ki de saçta beyazlaşmalara neden verecek arkadaşlar. Eğer ki sizler de saçlarımda hiç beyaz oluşmadan önlemek istiyorum diyorsanız mutlaka bunu evlerinizde düzenli olarak arkadaşlar ayda bir, iki ayda bir, üç ayda bir şeklinde uygularsanız çok güzel sonuç elde edersiniz. Bunu her zaman sürerken saç dibine, saç ucuna doğru sürmenizi tavsiye ederim. Evinizde şöyle bir Hani boya seti varsa boya setini kullanırsanız çok daha pratik oluyor işiniz. Şöyle fırçayla bir yandan açtırıp bir yandan da sürme işlemine devam edebilirsiniz Peki bu tarifi nasıl kullanacağız dediğim gibi eğer ki saçınızda beyaz emesi çok yoğunsa her duşta kullanabilirsiniz çok uzun süre saçınıza kalmanıza da gerek yok en az 4 dakika en fazla 6-7 dakikaya kadar bunu saçınızda bekletiyoruz Arkadaşlar bu zaten saçımızda beklediğinde bunu saçınıza direkt sürdüğümüzde saçlarımızda şöyle bir tonunda anında bile değişim oluyor bunu güzel bir şekilde masaj yapa yapa daha sonrasında da saçlarınız tarafından emilmesini sağlayın. Ve yaklaşık 6-7 dakika bu sizin saçlarınızda kalsın. Daha sonrasında önce bunu arkadaşlar akıtın. Bunu akıttıktan sonra normal şampuanlama işlemi yerine ilk önce saç kremiyle kremleme işlemi yapalım ki bunun gerçekten iyi bir şekilde akıttığımıza emin olalım. Daha sonrasında ise normal şampuanlama işlemi yapıp duşunuzu alabilirsiniz. Birkaç kullanımda en inatçı beyaz saçların bile arkadaşlar çözüm oluyor. Hele 20 yaşlardaysanız saçınızda beyaz yokken daha bunu uyguladığınızda bir ömür boyu beyaz ile karşılaşmayacağınızı sizlere söyleyebilirim. Gerçekten bu tarifi ben çok seviyorum. Çünkü doğallıktan yana olanlar için en güzel renk insana en yakışık. Tabii ki de kendi saç tonu. O yüzden sizler de kendi saç tonunuzu evinizde anında geri getirebilirsiniz. Bugün size için etkili bir bakım tarifi vermeye çalıştım. Umuyorum bu tarifimi beğenir. Tüm sevdiklerinizle paylaşırken aşağıya bırakmış olduğum instagram adresinden bana ulaşmayı ihmal etmeyin. Eğer beğendiğiniz tariflerin sonuçlarını da yorum kısmında bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum.